Aylan Hakkı, günlerdir yollardayız. Sefil olduk Hakkı. Yiyecek yemeğimiz de kalmadı. Ne yapacağız lan? Sakin ol Necla. Bir yolunu bulacağız. Nevzat lan, bu taraflarda market falan var mıydı oğlum? Benim bildiğim yok da. Ab bildiğim kadarıyla yok Hakkı. Sağ taraftan git. Belki bir şeyler buluruz. İyi madem. Haydi bakalım. Oğlum ne yağmur yağıyor lan? Ya yemin ediyorum kampımız dağıldı. Sefil olduk lan. Çocuk mocuk bizim arkada. Ya oğlum yok mu bir yiyecek miyecek sığınacak bir yer falan filan ya. Allah'ım yarabbim, o ne lan? Oğlum şu yukarıdakini görüyor musun Nevzat? O ne lan? Ah Hakkı, sanırım bir uçak. Oğlum nasıl uçak lan? Aa vallahi uçak. Lan! Oha! Gördünüz mü? Lan! Oha! Oğlum uçak, Allah belanı vermesin. Uçağa bakacağım diye biz de düştük lan. Uçak gözümüzün önünde gitti. Oha! Ah Hakkı, belki uçakta yiyecek vardır. Gidip alalım. Lan kasap et derdinde, koyun can derdinde. Orada insanlar ölmüş olabilir lan. Ne biçim adamsın oğlum sen? Ah Hakkı, farkında mısın ama biz de insanız. Ve açlıktan ölüyoruz. Öncelikle kendimizi düşünmemiz lazım. Zaten hep kendimizi düşünmediğimizden bu halde değil miyiz? Lan Nevzat, sen filozof falan mı olmaya başladın? Benden gizli gizli kitap mı okuyorsun bakayım sen? Bu cümleleri nasıl kuruyorsun? Açlıktan Hakkı. Açlık insanı evliya bile eder. Hadi gidelim şu uçağın yanına da. Gidelim de gitmesine. Uçak nereye düştü lan? Bu taraflara geldi ama. Oğlum çok kötü düştü var ya. İnşallah yaşıyordur içindekiler. Belki bir mürettebattır. İşimize yarayabilir. Uçağı tamir eder ve gideriz. Tabi önce uçağı bulmamız lazım. Ama ondan önce... Reklam, şaka şaka. Giriş. Reklamlar diyeceğimi sandınız, nasıl korktunuz değil mi? Onu girişten sonra diyeceğim oğlum. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Hakkı'nın zombi hayatına devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar biraz aksiyonlu başladık. Biliyorsunuz en son kampımız dağılmıştı. Lanet olası Jason kampımızı basmıştı. Ve herkesi öldürmüştü. Ceren'inden tutun da bir takım insanlarına kadar... Bir takım insanlar. Adlarını bilmediğimiz insanlar. Askerler de maalesef helikopterimizi çalmıştı. Bugün kendimize yiyecek arıyoruz. Malum artık göçebeyiz. Bu aracın içinde yaşıyoruz. Burada yatıyoruz, burada kalkıyoruz. Yani durumumuz biraz kötü. Az önce bir uçak kazası gördük. Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Ve reklamlar. Necla nasıl bakıyor görüyor musunuz? Yapma. Yapma ulan der gibi bakıyor, baksanıza. Ay lan tamam. Yap hadi. Bitsin bu eziyet. Yap. Hey sen izleyici. Daha önce Hakkı'nın Hayatı diye bir şey duymuş muydun? YouTube'da var olan ve en güzel serilerden birisi. GTA 5'te bir zombi hayatı. Yani benim hayatım. Hakkı ben oluyorum. Her hafta yeni bir bölümüm geliyor. Atma Hakkı, din kardeşiyiz, atma. Tamam, her hafta gelmiyor olabilir. Bazen aksıyor da olabilir. Ama atmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü siz en güzeline layıksınız. Ah, şimdi de seyirciyi yıkıyorsun, yağlıyorsun. Ne güzel. Öyle deme Necla. Seyirciyi yıkamak ve yağlamak önemli. Ah Hakkı, onlar araba mı? Niye yıkayıp yağlıyorsun? Hayır Nevzat, öyle değil. Ben o manada söylemiyorum. Yani onları sevdiğimi söylüyorum. Evet, sizleri seviyorum. Siz de şayet Hakkı'nın zombi hayatını seviyorsanız ve bir önceki bölümü izlemediyseniz sağ üst köşeye bakın, oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca bu videonun açıklamasında bir oynatma listesi var. Orada da bütün bölümlerin listesini bulabilirsiniz. Üstelik tamamen ücretsiz. Aylan Hakkı'nın hayatı, mutlaka izleyin. Oldu mu Hakkı? Güzel kapattın mı? Fena değil Necla, hiç fena değil. Ah Hakkı, bakıyorum da uçağa düşen adamları unuttun, reklam derdine düştün. Ya oğlum ne unutacağım, Allah Allah. Reklam da bu işin pazarlaması. Oğlum bunların uçağı nereye düştü lan? Allah Allah. Lan! Oğlum gözlerim beni yamultmuyorsa... Uçak şu ileride. Değil mi Nevzat? Ayo, ben görmedim. Oğlum sen görmezsin. Senin gözlerin benimki kadar keskin değil ki. Bak orada. Vallahi orada. Değil mi lan? Oha lan. Ta oradan nasıl gördün? Oğlum. Ben görürüm. Gel bakalım. İnin gençler. Buraya düştü, gelin. Lan inşallah kimse yoktur ha. Ah Hakkı, içeride bir ev var. İçeride bir ev mi var, ne oluyor lan? Boğuluyoruz oğlum. Şş, gelin şöyle gelin. Boğuluyoruz lan. İçeride bir ev mi var? Böyle deniz dalgalı olunca maalesef boğuluyorsunuz. Oğlum nerede ev var lan? Ben sadece uçağı gördüm. Sen ne evi gördün Nevzat? Hani nerede? Lan ben bir şey görmüyorum. Aha! Lan! Çök. Baba, ne gördün baba? Paşa mı? Yok babacığım, paşa değil. Başka bir şey. Gel. Gelin böyle gel. Lan oğlum. Sizin uçak yeni düştü. Siz ne ara gecekondu diktiniz lan?
İmar aldınız mı belediyeden? Ne imar hakkı? Ne saçmalıyorsun lan sen? Oğlum daha yeni düştü lan uçakları. Gelin bakayım. Siz ne ara buraya kuruldunuz lan? Gel böyle gel. Hakkı Junior. Yüzebilirsin değil mi oğlum? Gel böyle. Elbette yüzerim baba. Paşa bana öğretmişti. Su boyumu aşıyor ama boğulmuyorum. Görüyor musun baba? Görüyorum oğlum. Önce bence buraya bakalım. Ondan sonra uçağın cesedine bakarız. Gelin böyle. Çık 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 çık. Oğlum bu ne lan? Çık. Burayı kim yapmış oğlum böyle? Aa bakın burada bir basamak var. O yüzden yürüyebiliyoruz. Aha. Benim boyumu aştı. Tekrardan düzeldik. Oğlum bu ne lan? Şöyle geçelim bir dakika. Ha. Bu ne lan? Bakar mısınız? Resmen birisi ev yapmış. Gelin böyle gel. Annem burası çok yüksek. Hadi bakalım şöyle. Geliyorum baba. Hadi bismillah. Baba, baba boğuluyorum, yardım et. Lan Hakkı Junior, oğlum şşt, boğulma, geldim geldim, gel lan buraya gel. Lan sen benden iyi yüzüyorsun, nasıl boğuluyorsun, gel buraya. Gel bakayım oğlum. Gel ben seni çıkartacağım, gel. Gel benim akıllı oğlum. Gel ben seni sırtıma alayım, senin boyun yetmedi belki, gel. Tıpkı eski günlerdeki gibi baba. Evet oğlum, tıpkı eski zamanlardaki gibi. Hadi bakalım. Şöyle geçelim, aman aman. Lan, ben de düştüm oğlum. Bir el atın gençler. Oh, çok şükür. Kazasız belasız çıktık. Da biz neredeyiz? Burada niye ev var? Ne oluyor lan? Aylan Hakkı, Jason'ın sığınağı olmasın? Yok be Necza. Jason böyle bir yerde yaşamaz. Ay niye? Kızım o cehennem köpeği besliyor. Suyla ateş yan yana durmaz ki. O zaman kime ait? Vallahi bilmiyorum kime ait ama bence bir keşfetmenin vaktidir. Şöyle etrafa bakalım. Babacım inmek ister misin? Yok baba, böyle rahat. Tabii rahattır oğlum. Biri beni taşısa ben de sevinirim ha. Ağaçlar maaşlar. Oo, Necda, buraya gelin buraya. Oo, Aylan, ne oldu? Ne oldu Hakkı? Ne var? Oo, Aylan. Vay 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 vay. Hakkı, bu ne lan? Oğlum, birisi buraya kaçak manav kurmuş. Lahanalar, kabaklar. Oo. Hakkı, burada yiyecek kasaları falan var. Hakkı, tavuk var lan. Tavuk mu var? Ne tavuğu lan? Ana! Oğlum bunların burada ne işi var? Oo Aylan Hakkı. Ben bir kıllandım Hakkı. Burada belli ki grup yaşıyor Hakkı. Baksana nasıl organize olmuşlar. Tavukları mavukları var. Gidelim Hakkı. Nereye gidiyorsun acaba Necda? Oğlumuzun durumuna bak. Bir de kendi üstüne bak. Bana bak. Nevzat'a bak. Açlıktan ölüyoruz kızım. Aa Necda, bu konuda Hakkı'ya katılıyorum. Çünkü açız. Bir şeyler yememiz lazım ya. Aylan başkasının mallarını mı yiyeceğiz? Necda, seni duyan da sanki bu zamana kadar hep kendi malımızı yedik sanacak. Sürekli yağma yapmıyor muyuz kızım? Bunun ondan ne farkı var? Aylan burası bir hayatta kalmaya çalışan insana ait. Belki de bir gruba. Hakkı, öldürmek mi istiyorsun bizi? Necda, biz 3 kişiyiz görmüyor musun? Tamam oğlum 3,5. Baba. İyi lan iyi 4. Yani 4 kişiyiz Necda. Ne yapabilirler ki? Aylan yok. Yok Hakkı. Yok ben böyle yapmam. Ben böyle birisi değilim Hakkı. Vallahi Necdacığım senin keyfin bilir. Ben acıktım. O yüzden şuradan biraz yumurta toplayalım. Oo, bunlar da yumurtlamıştır. Ve çatır çatır gömelim. Ne diyorsun oğlum? Yumurta ne baba? Doğru ya. Hakkı Junior hiç yumurta yemedi ki. Oğlum yumurta tavuğun yavrusu. Ama böyle kabuklu hali. Nasıl yani baba? Tavuğun çocuğunu mu yiyeceğiz? Tam olarak öyle değil oğlum. Ama sen dedin ki tavuğun çocuğu. Çocuğu ama böyle cıvık hali oğlum. Daha tam çocuk olmamış yani. Olmaz baba. Ben kardeşi yemem. Oğlum onunla alakası yok. Tavuk yumurtası başka. Senin kardeş başka. Allah Allah. Bak bakayım. Tavuklar da aynı şekilde düşünüyor muymuş baba? Oğlum benim çocuk vegan çıktı lan. Ete süte dokunmuyor ne yapacağız? Aslında zombi salgınında bir nevi yararlı. Sonuçta ottan başka bir şey yemiyoruz değil mi? Oğlum. Yumurta proteindir. Onu yemen şart. Protein sana güç verir. Çabuk büyürsün anladın mı? Yok baba. Ben kardeş yiyerek büyümek istemiyorum. Aylan aferin oğlum. Aferin. Gördün mü babası? Annesi gibi vicdanlı. Annesi gibi vicdanlı mı? Sen mi vicdanlısın? Aylan evet. Ya Necda bırak gözünü seveyim. Yarım Adana gibi bakıyorsun şu tavuklara. Bıraksam çiğ çiğ yiyeceksin. Atma. Hakkı. Bana kalırsa biz bunları direkt kesip yiyelim. Olmaz. Dokunmak yok Nevzat. Bunlar her gün yumurtlayacak. Dokunma. Nasıl yani yumurtlayacak? Yanisi bundan sonra buradayız Nevzat. Buranın sahibi kimdir nedir bilmem. Bundan sonra biz de varız. Bizi de beslemek zorundalar. Oylon adamların kampına mı çökeceksin? Çöktüm bile. Hakkı
Ya bizi öldürürlerse lan, ya çok kalabalıklarsa? Nevzat, sana iki seçenek sunuyorum. Ya burada yemek yiyerek ölürsün, ya da dışarıda zombilerin arasında, açlıktan ölürsün. Hangisi? Elbette ki tok ölmek hakkı. Aklın yolu birdir. Merak etme tavuk, ben senin kardeşi yemem. Vallahi yemem, ben kardeş severim. Yersin oğlum, yersin. Bir ateş yakalım, ben sana bir omlet yapayım. Parmaklarını bile yersin. Yok baba, yemem. Sen öyle san. Lan ne yedik be? Baba, bu olmet çok güzelmiş baba. Ne oldu Hakkı Junior? Hani kardeş yemiyordun? Olmet değil, omlet. Ben çok sevdim baba. Bir daha olmet yapsana. Oğlum 20 tane yumurta yedik lan. Yeter artık. Aylan Hakkı, Allah senden razı olsun. Oh be, vallahi şiştim. Ben size demiştim, değil mi? Aç açına ölmek olmaz. Neyse, siz burada durun. Ben şu uçağa bir bakıp geleyim, tamam mı? Ay istiyorsan ben de geleyim Hakkı. Olmaz oğlum. Hakkı Junior'ı yalnız bırakmayın. Hem Necla da burada kalsın. Baksana yazık, yorulmuş. Ay sağ ol Hakkı. Ne demek, siz durun burada. Hatta ne bileyim bir kabak tatlısı falan yapın. Hazır oraya kabakları koymuşlar. Ben geliyorum. Şöyle geçelim. Oh, iyi de kuruduk. İnşallah suyun içine düşmem. Bakalım uçağın içinde neler varmış, değil mi? Lan burayı kim yapmış acaba? Daha gelmediler ama. Şu arabayı da şuradan çekmek lazım Nevzat. Duyuyor musun beni? Ay tamam Hakkı. Birazdan hallederim ben. He iyi, hallet. Ben de şu uçağa bakayım, geliyorum. Lan oğlum ne düşmüş be. Baksanıza. Sütun gibi inmiş oraya, değil mi? Oğlum neler olmuş lan. Anam. Baksanıza. Abo. Işık da pek bir şeye yaramıyor gerçi. Lan neler bitmiş burada? Oğlum bu uçaktan sağ kurtulan olmaz ki lan. Baksanıza. Uçak kömür olmuş arasını satayım. Yalnız pilot nerede? Kendini sanırım kazadan önce fırlattı, değil mi? Lan kaza gerçekleşmeden bir 10 saniye önce fırlatsa? Zaten buralara bir yerlere düşmüş olması lazım ama. Nereye düşmüş olabilir? Acaba? Ay lan Nevzat. Hadi git şu arabayı bizim mağaraya çek. Birileri görmesin. Ha tamam Necla. Acaba atladığım bir şey mi var lan? Oğlum nereye düştü? O neydi lan? Bir şeyin patlama sesi mi geldi? Aha! O ne lan? Oğlum paraşüt açılmış. O ne lan? Aa! Kız duruyor. Hey! Hey iyi misin? Oğlum bayılmış. Kız! Şşt, hey! Lan uçurum anasını satayım, yaklaşamıyorum ki. Hey! Neredeyim ben ya? Lan duymuyor da beni. Hey! Hey! İyi misin diyorum. Bak düşeceksin. Lan duymuyor da beni. Oğlum burası da aşağı sıkıntı şimdi. Hey! Hey duyuyor musun beni? Neredeyim ben? Hey! Sakin ol. Sakın kımıldama. Sakin. Bak düşersen bir yerin yaralanabilir. Sakin. Hay! Sen kimsin? Sakin ol, sakin. Zarar vermeye gelmedim. Dur. Olduğun yerde dur. Oğlum ağaçta hiç sağlam görünmüyor ama. Sakın kımıldama. Seni almaya geliyorum, sakin. Ay sakın gelme. Dallar çok hassas. Bak çıtır diyor. Sakın. Tamam. Tamam sakin. Geliyorum oğlum. Lan bastığım yerlerde yer değil ama. Sakin. Geliyorum, alacağım seni. Ay yapma. İkimizi de öldüreceksin. Yaklaşma. Ya sakin ol. Tamam. Geliyorum. Sakin. Neredeyse geldim. Sakin ol. Ay sakın. Sakın. Ya sakin ol, tamam. Oh gel. Tamam. Tamam gel. Yakaladım seni. Sakin ol. Sakin. Hadi bakalım. Lan düşeceğiz. Aman. Tamam. Tamam. Şöyle çekelim. Tamam. İyisin tamam. Okey. Sakin. İyisin değil mi? Hey. İyi misin? Ay. İnanamıyorum. Beni kurtardın. İnanamıyorum. Niye böyle cüceler gibi konuşuyorsak? İyisin değil mi? Ay nasıl olabilirim? Ay ölecektim. Ya tamam. Tamam iyisin. Üzülme tamam. Kimse yok değil mi lan? Tamam sakin ol. Bir ses geldi de. Ay nasıl sakin olabilirim? Ya tamam abartma, iyisin işte. Oğlum o ne lan? Bir ses geliyor ama. Ay çok korktum. Tamam iyisin. Gel böyle. Gel. Tamam sakin. Bak bir şey yok. Ay hayatımı kurtardın. Ne kadar teşekkür etsem az. Ha şöyle. Gülümse. Sakin ol. İyisin değil mi? Sen olmasan belki de düşecektim aşağı. Başıma ne gelirdi kim bilir. Belki sesimi bile duymayacaktınız. Günlerce orada bacağı kırık bir şekilde yatacak. Ve sonra kurda kuşa yem olacaktım. Sağ ol. Ne demek canım? Görevimiz. Ben her gün zaten böyle insan kurtarıyorum falan. Görevimiz ne demek lan? Ay kabalığımı mazur gör. Kendimi tanıtmayı unuttum.
Ben Ece. Ben de Hakkı. Tanıştığımıza memnun oldum Hakkı. Ay üstünü başına da kan yapmışım, kusura bakma. Yo, seninle alakalı değil. Bizde durum genel olarak bu. Sürekli kanlıyız. Ay neden? E niye olacak? Zombiler. Ay ne zombisi? Ne demek ne zombisi? Zombi? Sen nerede yaşıyorsun kızım? Ay ben Türkiye'den geliyorum. Bizim orada zombi falan yok. Nasıl yani? Senin geldiğin ülkede zombi diye bir şey yok mu? Ay hayır. İnsanlar normal yaşantılarına devam ediyor. Ne zombisi ya? Şu The Walking Dead'deki gibi mi? Evet. Onun psikopatlı versiyonu. Ay şaka yapıyorsun herhalde. Bu soruna evet demeyi o kadar çok isterdim ki. Maalesef hayır. Şaka yapmıyorum. Ay sen ciddisin. Hah bak pilotum geldi. Pilotun mu geldi? Lan bu zombi. Ne pilotu? Tamam vurdum. İyi misin? Tamam öldürdüm, sakin. Hay uzak dur benden, uzak dur. Tamam sakin. Ece sakin. Zombiyi öldürdüm. Ay ne zombisi? Sen benim pilotumu öldürdün. Ya hayır. Gel bak. Ben senin pilotumu falan öldürmedim. Bak gördüğün gibi. Bu bir zombiydi. Ve ben onu temizledim. Ay nasıl yani? Ya sence bir insan bu kadar sırtından yaralanıp yaşayabilir mi? Ay sanırım yaşayamaz. Kızım adamın böbrekleri yok, görmüyor musun? Bu zombiydi. Ben de onu öldürdüm. Yoksa o bizi öldürecekti. Ay nereye düştüm ya ben? Ne güzel Türkiye'de rahat rahat yaşıyordum. Welcome to hell. Burası cehennem maalesef. Ay peki siz ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Allah çok şükür asgari ücret iyi falan. Kızım ne demek nasıl geçiniyorsunuz? Bayağı bildiğin etraftan ne toplarsak. Yani bayağı The Walking Dead. Ebesine kadar The Walking Dead. Sen ne diyorsun? Ay bir gün bunlar gerçek olacak deselerdi bir tarafımla gülerdim. Vallahi ben de gülerdim. Ama ne demişler? Gülme komşuna, gelir başına. Ay benim memleketime geri dönmem lazım. Hadi gidelim hemen. Olur Ece Hanım. Havaalanını arayalım da sizin için bir limuzin göndersinler. Kızım manyak mısın? Ay nasıl? Siz istediğiniz zaman gidemiyor musunuz? Yok aslında gidebiliyoruz ama biz böyle survival sevdiğimiz için buradayız. Manyak mısın ya? Ay kusura bakma, ben durumun ciddiyetini anlayamadım. Hala şoktayım. Yani cidden siz zombilerle yaşıyorsunuz. Yaşamak denirse. E peki askerler, polisler, hakimler, savcılar? Aha onlar da bunlar gibi mefta. E peki hiç mi yaşayan yok? Yo elbette ki insanlar var canım. Onlar gruplarla beraber yaşıyorlar. Kendi aralarında grup yapıyorlar. Yani grup yapıyorlar derken toplanıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Diğer gruptaki insanları öldürüp yiyeceklerini falan çalıyorlar. Öyle işte. Ay nasıl bir cehennemin içine düştüm ben. Gel. Bir hafta içinde elinde taramalı tüfekle herkesi öldürmeye başlarsın. Böylelerini çok gördük değil mi? Ceren'inden tutun da Halime'sine kadar. Onlar da böyleydi. Ondan sonra canavar oldular. Neden? Çünkü zombi ortamı bunu gerektiriyor. Gel bakalım Ece, gel. Buradan böyle geç. Gel. Yaparsın. Benim gibi yapma tabii. Bu ne lan? Oğlum erkekliğimiz bitti lan. Rezil oldum. Ya Ece burası biraz zor biliyor musun? Yani ben böyle ayakkabılarla falan yapamıyorum. Muhtemelen sen hiç yapamazsın. Ay yok, ben Türkiye'de milli sporcuydum. İzle. Maalesef ki sporda çok iyiyimdir. Oha lan. Kız panter edasıyla çıktı. Aylan Akı Junior. Tavukları sıkıştırıp durma oğlum. Onlar senin kardeşin değil. Ya tavuklar. Ondan sonra kardeş öldü. Ben de cenneti aramaya gittim. Bulamadım. O Aylan Hakkı? Bu kim? Ay fiziği de yerindeymiş. Ah Hakkı, 2015'ten kalma bir kahve buldum. Tadı efsane. İçmek ister misin? Yok sağ ol. Gençler tanıştırayım. Kendisi Ece. Türkiye'den işte uçakla buraya gelmiş. E uçağını da gördük zaten değil mi? Evet tanıştığımıza memnun oldum Ece. Ben Nevzat. Ben de Necla. Ya baba, tavuk kardeş benimle oynamıyor baba. Neden? Ana, Ceren abla. Yaşıyor musun sen? Ceren kim? Oğlum o Ceren ablan değil. Ya Ceren bizim eski gruptaki bir kızdı da. Anam valla Ceren abla. Abla ne yapıyorsun? Oğlum Ceren ablan değil. Yok vallahi Ceren abla. Ceren abla hadi bebek yapın. Anlamadım. Hakkı Junior. Ne var ama baba? Oğlum birincisi o Ceren ablan değil. İkincisi bizim misafirimiz. Ayıp değil mi? Ya sen kusuruna bakma. Benim çocuk biraz cins. Ay gayet normal. Çünkü malum zombiler psikolojisi bozulmuştur. Yo zombilerle alakası yok. Bu doğuştan böyleydi. Cins. Baba yavşaklık yapma. Aldın mı cevabın Hakkı? Sen hiç konuşma yavşak Nevzat. Sana bir şey atan oldu mu? Çekil. Allah Allah. Ben burada tavukları seveceğim. Aldın mı cevabını Nevzat? Neyse Ece sen böyle geç yerleş bir şeyler ye. Necla yumurta kalmış mıydı? Kız yeni geldi ya. Aylan vardı 2 tane. Ben hemen yapıyorum. He iyi sen yap. Nevzat
Çık şu dışarıya. İlk nöbet sende. İlk nöbet bende mi? Niyeymiş? Çünkü ben öyle istiyorum lan. Geç hadi. Lan bu neymiş arkadaş? Sürekli nöbetler bende. İyi tamam tamam. Tutarım. Hadi aslanım hadi. Neyse. Sen de yerleş. Bir karnını falan doyur. Zaten videonun da sonuna geldik. Ne videosu? Bunlara zamanla alışacaksın, merak etme. Ya ne diyorsun, hiçbir fikrim yok. Olur öyle. İleride alışırsın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bölümden keyif aldıysanız ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz değil mi? Ne biçim bir ortama düştüm ben. Welcome to heaven and hell baby. Efendim? Videonun sonu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün yeni evimize yerleştik. Artık bundan sonra burada kalacağız. Adamların bayağı bildiğiniz malına mülküne çöktük. Gerçi kimse de gelmedi. Gördüğünüz gibi yeni birisiyle de tanıştık. Kendisi Türkiye'den gelen bir kız. İsmi de Ece. Artık kampımızın yeni üyesi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Faruk abi. Sözümü tutmama izin ver abi. Aynen. O ince ses. Lan. Bu ne oğlum? Anam. Yıktır. Ne kadar da enik, görüyor musun? Bakayım Faruk. Oğlum Duman. Aslan gibi olmuşsun lan. Faruk. Bu ne lan? Anam. Kahverengi gele. Ne kadar güzelmiş Faruk. Sorma Yıktır. Kardeş yoksa bu. Merhum Pitbull Paşa'nın oğlu. Merhum Pitbull Duman'ın oğlu. Merhum Lokma. Merhum Lokma mı? O ne lan? Lokma dükkanı ismi gibi. Oğlum, bu şimdi paşanın torunu. Dü Duman'ın da oğlu mu? Aynen öyle abi. Sana bizzat vermek istedi. Sözümü tutmak istiyorum abi. Lokma bundan sonra senindir. Bir lokma da yut abi. Lan oğlum, ben de sözünü unuttum. Beni buraya dalga geçmek için çağırdın sandım. Lokma? Oğlum, sen ne kadar da küçük bir lokmasın lan. Faruk, Duman rahatsız oldu lan. Dokunma oğlum lokmaya.